Merhaba. 2 saattir kamerayı düzgün ayarlayamadığım için 3. defa çekiyorum. Bugün aslında vlog çekmeyecektim. Ama dedim ki İsrafil Deresi'ne gelmişken çekeyim. Çünkü biliyorsunuz geçen vlogda asıl İsrafil Deresi'ni göstermek istiyordum. Ve çok güzel bir yer. Aşırı güzel bir yer. Denizde böyle bir yer olduğunu daha önce bilmediğim için kendime biraz kızıyorum ve daha önce gelmediğim için. En son Karadeniz'de sanırım bu kadar çok yeşilliği bir arada görmüştüm ve bu kadar çok yeşilliğin içinde bulunmuştum aynı anda. Göstereyim size arkasını. Arkası böyle. Bir tek yol yapılmış. Yolda bu şekilde. 2-3 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda dereye ulaşıyormuşuz. Ama dere çok büyük bir dere değil. Birazdan gittiğimde de size gösteririm. Onun dışında girişte arı kabanları vardı. Ve etraf mis gibi çiçek, ot kokuyordu. Çok güzeldi. Yani bence mutlaka gelin buraya. Şimdiden kararım verdim. Yol devam ediyor ama biz şöyle bir kesime bulduk. Evet, indim şimdi. Geldik. Bakın. Burası derenin başlangıcı mı? En ufak bir fikrim yok. Ama dere burada var. Şimdi acaba beni iyi görüyor musunuz? Şu an iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Şu arkada dere var, bakın görmüşsünüzdür. Dedik ki acaba derenin kenarı boyunca yürüyebilir miyiz? Yol yok ama yani taşlardan atlaya zıplaya, hoplaya şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Şu an geçtiler zaten. Gidiyoruz biz de, o zaman ne yapalım? Gidelim. Video çekerken yürümek bir tık zor, bir tık. Çünkü kamerada güzel çıkmaya mı atlayacağım? Kamerada güzel çıkmaya mı odaklanmalıyım? Tripodla yürümeye mi odaklanmalıyım? Karar veremiyorum. Hem de size çevreyi de göstermek istiyorum. Şöyle. Muhteşem. Filmlerdeki, dizilerdeki aşırı yeşil yerler gibi. Burası şey değil mi ya? Bella ile Edward'ın vampir olduğunu öğrendikleri sahnesi. Değil mi? Buraya oturmak biraz zor. Bir de burada keçi mi gezdirmişler? Ne yapmışlar anlayamadım. İnşallah çıkıyorum. Şu an çıkıyorum gibi geliyor bana ama. Baktıkları için tanıyorum. Burasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Biraz ıssız. Yani babam olmasa tek başıma gelmeye korkardım. Genel nüfus erkek çünkü. Bir de oradan buradan kertenkele çıkıyor. Biraz o korkutuyor beni. Onun dışında keyifli bir yer. Bir de mesela biz yaygı falan getirmemiştik. Sofra bezi bir şey. Hani yatılıp birazcık kafa dinlenebilir. O açıdan çok güzel bir yermiş. Biz yürüyüş amaçlı gelmiştik sadece. Yani gelirken aklınızda olsun. Geniş bir alan var. Anne ben konuşuyorum. Annem bizi beğenmedi. Başka insanlarla gelmenin planını yapıyor. Şimdi geldik buraya oturduk. Birazdan çevreyi de gösteririm. Zaten herkes kendisine bir köşe kapmış. Orada oturuyor. Getirdiklerini falan yiyor. Mangal yapan insanlar oturup da oturup yemek yediğimiz yer burası. Şuraya oturdum. Çevresi de bakın şöyle. Ağaçlar. Falanlar filan. Hani böyle bazen bir yer vardır. Oradayken bile oradan ayrılmanın korkusunu yaşarsınız ve orada olmanın hissini hep hissetmek istersiniz. İşte teninizde, kulaklarınızda falan. Biraz romantik bir cümle oldu. Ama burası öyle bir yer. Yani çok huzurlu hissettiriyor size ve gerçekten çok iyi hissediyorum şu an. Ay düşüyordum. Düşmesem çok iyi olur. İndik. Hiçbir şey göstereceğim. Bakın bunlar sudan yani su sürüklemiş ve bir taşa, bir kayaya gibi bir şey yapışmış bu yapraklar ve onun şeklini almışlar. Yani bayağı bayağı güzel bir olay bence. Tabii şu an su o kadar çok değil. Bilmiyorum. Muhtemelen kışın ya da sonbaharda yağmurlarla artıyordur. Bu arada çevrem şöyle görünüyor şu an. Ya bu ne? Bu ne? Aşırı güzel. İnanılmaz güzel. Burası ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım şimdi size.
20 dakika gibi bir sürede gelebilirsiniz deniz merkezden. Biz Seras Park'ın oradan, Server Gazi'den geldik. Bir 10 dakika falan sürdü. Onun dışında ekstra serin değil ama tabii ki şehirden daha serin. Çok fazla insan eli değmemiş. O yüzden yani rahatlıkla yani böyle şey doğadayım hissi geçiyor insana. Hani Çamlık'tan ya da işte Ornaz'dan daha doğa hissi veren bir yer. Eğer böyle bir yere ihtiyacınız varsa denizde bence en ideal yer burası benim bildiğim. Onun dışında, o kadar çok onun dışında dedim ki, yürüyüş parkları haricinde şöyle aşağıda inebilirsiniz eğer macera perestiniz. Ama size yardım edecek biri olmayabilir çünkü çok insan olan çok kalabalık bir yer değil, biraz ıssız. Zaten bu da birazcık gerginliğe yol açabiliyor. Bu kadar. Şimdi biz dönüş yoluna geçtik, yürüyoruz. Yürüyüşümüzü bitirdik, eve dönüyoruz. Buradan dönüş yolu, annem yazık ters ters gidiyor beni çekebilmek için. Bu kadar, görüşürüz.